Arkadaşlar herkese merhabalar. Benim adım Çağrı. Kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle NFT dünyasında geçtiğimiz hafta yaşanan önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta Twitter'ın kurucusu ve CEO'su olan Jack Dorsey Twitter'da ilk attığı tweet'i olan Just Setting Up My Twitter tweet'ine internette Valuables diye bir tane platformda satışa sundu. Valuable web sitesi insanların tweetlerini NFT'ye çevirip onların bir nevi tapusunu başkasına devredebilmesine imkan veriyor ve Jack Dorsey sanıyorum NFT konusunu merak ettikten sonra gidip bu sitede ilk attığı tweetini 21 Mart 2006'da Twitter'ı kurduğunda ilk attığı tweetini Valuable sitesinde açık arttırmaya sundu ve aradan kısa bir süre geçtikten sonra 2.9 milyon dolara tweetinin NFT halini sattı arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Bunu alan insanın eline neler geçiyor? Bunu bir insan niye alır, niye satar? Bu videoda sizlere bunları birazcık anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce ufak bir ricam var arkadaşlar. Videoyu beğenebilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. Evet Jack Dorsey'i tanımayan varsa aranızda Jack Dorsey bu arkadaşlar Twitter'ın kurucusu ve günümüzdeki en ünlü teknoloji girişimcilerinden bir tanesi. Hatta benim de favori teknoloji CEO'larımdan bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğim gibi NFT olayını sanki birazcık merak etmiş Jack Dorsey gibi geliyor bana ve bunu deneysel olarak test etmek için bu ekranda gördüğünüz şu tweetini Valuables web sitesinde açık arttırmaya çıkardı. Bence kendisi de bu kadar talep gelmesini beklemiyordu ama bakın neler oldu arkadaşlar açık arttırmada. 15 Aralık 2020'de Jack bu kampanyayı yaratıyor ve tweetini satışa koyuyor. İlk teklif 1, ondan sonra 50 gördüğünüz gibi katlanarak artmaya devam ediyor devam ediyor ve artık Mart ayı geldiğinde açık arttırmanın sonlarına doğru yaklaştığımızda olay biraz ciddiye binmeye başlıyor gördüğünüz gibi 188 bin derken biraz daha gidiyoruz ve Sina Estavi diye bir girişimci açık arttırmaya dahil oluyor. Sina Estavi'nin de bu arada Türk asıllı olduğu söyleniyor ama videonun konusu bu diye Sina Estavi'nin geçmişine girmeyeceğiz. Yine çok ünlü olan bir girişimci Justin Sun'la kapışıyorlar epey bir süre. Gördüğünüz gibi birisi 500, birisi 600, 700, 800, 1 milyon 1,5 2 2,5 Evet gördüğünüz gibi 6 Mart'ta Sina Estavi en son 2,5 milyon dolara tekabül eden bir Ethereum teklifi yapıyor. Yani 1630 Ethereum teklif ediyor. 22 Mart'ta Jack Dorsey bu teklifi kabul ediyor arkadaşlar ve bakın 6 Mart'tan 22 Mart'a kadar geçen sürede 1630 Ethereum 2,5 milyon dolardan 2,9 milyon dolara çıkıyor değeri. Böyle de bir şey var burada. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Neyse Jack Dorsey bu teklifi kabul ediyor ve Sina Istavi Jack Dorsey'nin şu gördüğünüz tweetine 3 milyon dolara yakın bir parayı ödemiş oluyor. Bu arada Jack Dorsey de bu açık arttırmadan gelen parayı Bitcoin'e çevirip bir Afrikalı hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı. Niye Bitcoin'e çeviriyor ve Ethereum olarak göndermiyor? Çünkü Jack Dorsey Bitcoin'in en büyük yatırımcılarından bir tanesi ve Bitcoin'i en tepede görmek istiyor. Bitcoin ile Ethereum'un yer değiştirdiğini görmek istemiyor tabii ki. En büyük yatırımcılarından bir tanesi olduğu için Bitcoin'in pazarlamasını yapmaya devam ediyor. Evet şimdi biraz bir insan niye böyle bir tweet'e böyle bir fiyat verir, niye alır, ne aldı biraz bunu konuşalım arkadaşlar. Şimdi bu örnekteki en yüksek teklifin sahibi Sina Estavi 3 milyon dolara ödeyip eline fiziksel bir şey geçmiyor. Ama aslına bakarsanız tarihin bir parçasını tapusunu almış oluyor. Yani Twitter'ın günümüzde ne kadar büyük ve ne kadar etkili bir şirket haline geldiğini, bir platform haline geldiğini bir düşünün arkadaşlar. Tabii ki bu günümüzdeki gibi de kalmayacak. Dünya değişmeye devam edecek. Twitter'ın rakipleri olacak. Twitter gelişmeye devam edecek. Ve belki 10 sene sonra, 20 sene sonra Twitter çok daha büyümüş bir yere gelmiş olacak. Ya da zamanında kaybolan sosyal medya platformları MySpace gibi teknolojiye ayak uyduramayacak, yok olup gidecek. Demek ki bu Sina Estavi arkadaş böyle tahmin etmiyor. Sina Estavi tahmin ediyor ki Twitter çok daha iyi yerlere gelecek. Jack Dorsey yani Twitter'ın kurucusu da çok daha iyi yerlere gelecek. Yani şöyle bir örnek verelim. 20 sene sonra Jack Dorsey eğer olur da Amerikan başkanı olursa ve Twitter bir numaralı herkesin kullandığı bir sosyal medya haline gelirse emin olun ki bu Sina Estavi'nin 3 milyon dolar dediği bu tarihin bir parçası bu tapu. O zaman en az 10 kat belki 100 kat daha fazla edecek. Hatta çok daha fantezik şeyler olabilir. Mesela Jack Dorsey Amerikan başkanı olabilir. Ondan sonra başına bir iş gelip helikopteri düşebilir. Ve bununla beraber bu tweet 3 milyar dolar da etmeye başlayabilir. Aslına bakarsanız biraz önce söylediğim gibi bu tweeti Sina Estevi alarak tarihin bir parçasının tapusunu almış oluyor. Şimdi tabii ki şöyle de bir opsiyon var. Jack Dorsey yolunu şaşırıp bir anda şirketi de çok kötü gitse bir anda iflas etse ve Jack Dorsey'nin adını kimse konuşmamaya başlasa 2 sene sonra emin olun ki bu tweetin hiçbir önemi kalmaz. Sadece haberlerde konuşuruz. Sina Estavi'de 3 milyon dolar havaya para atmıştı diye. Havaya para atmak değil aslına bakarsınız. Çünkü bu tweetin bir yatırım bedeli olduğu gibi aynı zamanda bir reklam bedeli de var. Bir pazarlama bedeli var arkadaşlar. Bu haber yani Jack Dorsey'nin NFT'sini sattığı ve bunu Sina Estavi'nin aldığını geçtiğimiz hafta bütün dünya konuştu. Sina Estavi büyük ihtimalle daha önce reklam kampanyalarına onlarca milyon dolar ödemiştir ama adını bu kadar duyuramamıştır dünyada. Bir NFT'yi satın alarak Jack Dorsey'den bu fırsatı değerlendirerek 3 milyon dolara muhtemelen 300 milyon dolarlık bir reklam yaptı. Tabi reklamın geliri neye göre ölçülür? Sizin yarattığınız değere göre ölçülür ve size getirdiği değere göre ölçülür. Sina Estavi'nin çok büyük bir yazılım şirketi var. Onun için böyle bir reklama, böyle bir para ödemek böyle bir adam için çok yüksek bir meblağ değil ve ben inanıyorum ki ödediği paranın karşılığını hayli hayli reklam geliri olarak almıştır. Bir örnek vereyim karşılaştırmış olalım arkadaşlar. Amerika'da en pahalı reklamlar Super Bowl reklamları. Senede bir kere olan Amerikan Futbol Ligi'nin son maçı yani şampiyonluk maçında 30 saniyelik bir reklam 5 milyon dolardan başlıyor arkadaşlar. Televizyonda bunu gösterebilmek için ve reklam sırasında biliyorsunuz kimse ekrana bile bakmıyor yani. Boşa giden bir para bence. Öyle bir reklam kampanyasına öyle bir para harcamaktansa bana kalırsa bu durumda Sina Estavi çok daha büyük bir vizyon sahibi bir insan olarak 3 milyon dolarıyla bir taşla iki kuş vuruyor. Hem yatırım yapmış oluyor hem Jack Dorsey ile böyle bir dirsek değdirmiş oluyor hem de dünyanın her yerindeki manşetlerde haftalarca yer bulmuş oluyor. Evet Jack Dorsey niye tweetini NFT'ye dönüştürdü? Tweetini NFT'ye dönüştürmek ne demek? Ve bir insan bunu niye alır 3 milyon dolara? Bu soruların cevaplarını birazcık açıklamaya çalıştım. Tabii ki bu konu çok uzun böyle sabahlara kadar belki felsefesi yapılmaya devam edebilir ama ben kısaca fikirlerimi aktarmaya çalıştım. Umuyorum aktarabilmişimdir. Eğer kafanızı karıştırdıysam yorumlarda sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun haricinde de videoyu bitirmeden önce şöyle bir fikri paylaşmak istiyorum. Sizin de aklınızda yer etmesi açısından. Bu NFT konusu arkadaşlar başka insanlardan bir nevi hisse alabilmenizi sağlıyor. Mesela siz Jack Dorsey'e çok inanıyorsanız ve Jack Dorsey'in gitgide daha ünlü, daha başarılı bir adam haline geleceğini düşünüyorsanız Belki ileride Amerikan başkanı olabileceğini düşünüyorsanız, Twitter'ın şirket değerinin ona katlayacağını düşünüyorsanız Jack Dorsey'nin yarattığı bir NFT'yi gidip satın almanız aynı bir şirketten hisse değeri satın almak gibi aslına bakarsanız. Çünkü o adamın yaptığı işlerden bir parça hisse almış oluyorsunuz ve o adam değerlenmeye devam ederse onun yaptığı işlerde tarihteki bıraktığı izleri de değerlenmeye devam edecek. Yani NFT piyasasında tabii ki bir insanın sanatını çok sevip satın alabilirsiniz. Çünkü sanat öyle bir şeydir. Eğer bir sanatı seviyorsanız ve koleksiyonerseniz imkanınız varsa o sanatı satın alırsınız. Çok bir sebebe ihtiyaç duymadan ya da yatırım amacıyla alırsınız. Eğer yatırım amacıyla alıyorsanız dediğim gibi NFT'ler başka insanlardan bir nevi hisse alabilmenize olanak tanıyor arkadaşlar. Geçtiğimiz sene zaten çok konuşulan bir konuydu bu yaratıcılardan sanatçılardan ve iş adamlarından gerçek insanların geleceklerindeki potansiyellerinden hisse alıp satabilmek çok güzel bir fikir olur diye çok konuşuluyordu ve gördüğünüz gibi NFT teknolojisi bu fikre de olanak sunmaya başladı bile arkadaşlar bu teknolojinin bizi götüreceği yerlerin haddi hesabı yok olay hayal gücümüzde sınırlı. O yüzden ben bu videoları yapıp sizlerle hem bu felsefiyi, hem bu teknoloji hem de bu alandaki sektördeki gelişmeleri paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umuyorum bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeden geçmeyin. Kanala abone değilseniz Lütfen basın abone olun. Her abone için bu kanalda 10 kuruş bağışlıyoruz arkadaşlar. O yüzden abone olursanız çok mutlu edersiniz. Eğer bu tarz içerikleri izlemek isterseniz de bildirimleri de açın. Bir sonraki video attığımda burada hep beraber buluşabilelim. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum harika bir gün geçirirsiniz. Ve bundan sonraki videolarda yine sizlerle görüşürüz. Hoşçakalın.